Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde çizgisel menüsünden yüzey üzerine birleştir, yüzey üzerine noktalardan geçen eğri ve yüzey üzerine yüzey eğrisi komutlarını göstereceğim. Şekil menüsünden blok komutumu alıyorum. Bloğumu oluşturdum. Okey diyorum. Çizgisel komuta geliyorum. Yüzey üzerine birleştir dediğim zaman ise benden iki yüzey istiyor. Yüzeyimi belirledim. Başlangıç noktamı belirliyorum. Yine burada gördüğünüz gibi ikinci bir yüzeyimle başlangıç noktamı, bitiş noktamı belirlediğim anda okeyliyorum ve gördüğünüz gibi çizgimi oluşturdum. Yine yüzey üzerine birleştir diyorum. Buradaki yüzeyi seçiyorum. Başlangıç noktamı belirledim. Buradaki yüzeyi belirleyerek ise gördüğünüz gibi bitiş noktasını belirliyorum. İki tane farklı yüzeyde işlemi gerçekleştiriyorum. Burada yine yumuşaklığını ayarlayabiliyorum. Yine bitiş noktasında da aynı şekilde işlem yapabiliyorum. Okeylediğim anda ise işlemim gerçekleşmiş oluyor. Bir diğer komutum ise yüzey üzerine noktalardan geçen eğrim. Yüzey üzerine bir seçim yapıyorum. Herhangi bir yüzeyi seçtim. Eğer noktalarımız varsa o noktaları seçerek işlem yapabiliriz. Nokta komutuna geliyorum. Noktamı oluşturdum. Yüzeyimin üzerinde gördüğünüz gibi. Yüzey üzerinden geçen eğri diyorum. Yüzeyimi seçtim. Gördüğünüz gibi noktalarımı teker teker seçerek işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Yine buradan derecelerini gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. İstediğimiz bir derecede oluşturabiliyoruz. Yine açık veya kapalı oluşturabiliyorum. Başlangıç noktamı yine gördüğünüz gibi yumuşaklığını belirtebiliyorum. Yine aynı şekilde bitiş noktamın da yumuşaklığını ayarlayabiliyorum. Buradan yine eğriltme de yok dediğim zaman enerji, değişken, yüküm gördüğünüz gibi gerginlik gibi tiplerimi seçip eğrimin şeklinde oluşturabiliyorum. Okey dediğimde yüzeyimin üzerinde noktalardan geçen bir eğri oluşturmuş oluyorum. Bir diğer komutum ise yüzeyin üzerinde U ve V çizgileri, yatayda ve dikeyde çizgilerimi oluşturmasıdır. Yüzeyimi seçtim. Gördüğünüz gibi benden bir nokta seçmemi istiyor. Noktamı, herhangi bir noktamı belirliyorum. Veya sizin sabitlemiş olduğunuz bir nokta varsa orayı da seçerek işlem yapabiliyorum. Noktamı seçtim. U ve veya çizgilerini seçerek gördüğünüz gibi U çizgisi dediğimde sadece yatay çizgimi görebiliyoruz. V çizgisi dediğim zaman ise sadece dikeli bir çizgi olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. İkisi de dedim. Hem yatayda hem dikeyde çizgimi oluşturuyorum. Okey dediğimde gördüğünüz gibi çizgilerimi oluşturdum. Öbür yüze geçiyorum. Yine aynı komutuma geliyorum. Bu sefer ikinci seçeneğime geliyorum. Yüzeyimi seçtim. Benden U'da gördüğünüz gibi herhangi bir mesafe belirlememi istiyor. Yine Y, V'de de yine herhangi bir mesafe belirleyerek işlemi gerçekleştiriyor. Yine buradan sadece U ya da sadece V diyerek işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Okey dediğimde gördüğünüz gibi U'da ve V'de çizgilerimi oluşturdum. Komutuma geliyorum. Üçüncü seçeneğime geldim. Yüzeyimi belirliyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyimde oluşan çizgilerim, U ve V çizgilerimi görebiliyorsunuz. Yine buradan adetini gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. Sıklığını arttırabiliyorum. Yine U'da offset dediğim zaman gördüğünüz gibi offsetini belirtebiliyorum. Yine V'de dediğim zaman ise V'de de aynı şekilde offset olarak belirtebiliyorum. Okey dediğimde gördüğünüz gibi işlemlerimi gerçekleştirmiş oldum. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.